Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber Call of Dragons hakkında konuşacağız. Oyun biliyorsunuz ki artık böyle tam manayla artık çok reklam yaparak piyasaya tamamen çıktı. Ve şu anda bayağı iddialı bir şekilde kendini gösterdi. Ben zaten bu oyunu yaklaşık 6 ay önce miydi 5 ay önce miydi oynadım. İlk böyle deneyimlerim falan olmuştu oyunla ilgili. Bu videomuzda da Oyun oynanır mı, oynanmaz mı? En azından aklında soru şartı olan insanlar için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ben şu anda tekrar oyna bir başladım. Bir krallıkta. Şu anda gelişiyorum. Oynuyorum. Bakıyorum yani bir 6 ay önceki oyunda şu anki oyunun arasındaki az çok farkları, ne gibi farklar var. Onlara falan bakıyorum. Deneyimiyorum ve bu videoyu da en azından dedim size çekeyim. Şu ana kadar deneyimledim ve gördüğüm kadarıyla. Ee, bu videoda onlardan bahsedeceğiz yani ne olur, ne biter, oynanır mı, oynanmaz mı. Ee, soru, kafanızdaki sorularda da en azından yanıtlar. Biraz da oyunu böyle e, hem Rise of Kingdoms'ı bilen var, bilmeyen var tabii ki. Onlar da göz önünde bulundurarak oyunu şöyle bir kısaca tanıtayım. Yani ne şekilde bir oyun, nasıl bir oyun, e, ne biz ne oynayacağız yani, bu oyunu, oynadığımız oyun ne? Onunla ilgili biraz bir konuşalım. Ondan sonra da zaten e, hızlı bir şekilde oyunu kısa kısa e, bahsedip e, videoyu sonlandıracağım arkadaşlar sizlere. Şimdi arkadaşlar oyunumuz şöyle daha fantastik bir oyun yani orklar, elfler ve insanların olduğu, bunların tabi isimleri şu an farklı ben yani, hani normal genel bildiğimizde orkların, elflerin ve insanların olduğu 3 tane ırk var bu ırkların. E, Kötülük olan savaşı, birbirleri olan savaşını anlatan bir konusu var. Oyunun bir hikayesi var bir de, onu da söyleyeyim. E, tamamen bir hikaye üzerine kurulu bir oyun mantıken baktığınızda... ve bir yandan da siz savaşıyorsunuz. Yani o o kurgu güzel. Yani oyunun bir hikaye, yani isterseniz mesela okuyor, ya o hikaye üzerine de ilerliyorsunuz oyuna bir yandan. E, yani isteyenler bu hikayeleri okuyarak, e, ya şampiyon arasındaki diyalogları okuyarak böyle hikaye bölümü var, oradan ilerleyerek keyifli bir şekilde e, oyunu, yani oyunun en azından bunu ya kardeşim diye e, anlayabiliyorsunuz. Mesela kahramanlar ne şekilde e, onları tanıtıyor işte kahramanların e, oyundaki mantığını tanıtıyor falan. Böyle hikaye giderek ilerliyor. O ilerledikçe de kahramanlara o hikayeden giriyor. Oradan tanıyorsunuz. Yani o mantalite güzel olmuş. Evet, e, oyunun mantalitesinde bir haritamız var. Bu haritada oyuncular e, şu e, etrafta gördüğünüz çember şeklinde düşünürsek e, ilk zondan toplamda 7 tane miydi? 3 4 5 6 7. 7 7. tane ilk zon, birinci zondan başlıyorlar arkadaşlar oyuncular. Bu zonlarda ee, ilk başta savaşıyoruz. İçimizde eğer, eğer savaşılacaksa yani illa savaşacaksınız diye bir şey yok. Önce gelişiyoruz, savaşıyoruz. Binalar falan var, onları ile geçiriyoruz. Anlaşabilsek müttefiklik kuruyoruz. Anlaşamazsak adama diyorsun ki mesela bu bina e, yeri ben alacağım. O diyor ki ben alacağım. İşte diyor ki ben, buranın zenginliklerini ben alacağım. O diyor ki ben alacağım. Aranızda savaşıyorsunuz. Kim kazanırsa o alıyor gibi. Daha sonra işte e, bu zonlar arasındaki kapılar var. Onlar açılıyor. Bu sınırları görüyorsunuz. Bir tek şu ka kaliteli kal yanan topraklarınki açılmıyor. Yani bu burada bir e, dağlar var. Burada kapı yok diğer bütün zonlar arasında bir seviye geçtir açılarak diğer zonlar arasında gene bir savaş belki savaş olacak belki müttefikleriniz olacak ee, savaşırsanız tabii ki gene bu, bu, zona geçip kapıdan bu mesela diyelim ki yanan topraklardasınız Zolanta geçip buradaki adamlarla savaşabiliyorsunuz sonrasında bura bitiyor en son şu Agaru Lord Can ve Holland değil bu, bu, yerlere geçiyoruz ee, Ateran'a geliyoruz en son finalde burada oluyor yani giderek alan daralıyor e, zonlar Zon 2 oluyor Zon 3 oluyor En son Zon 3'te de e, Kazanan belli oluyor Şimdi burada daraldıkça da Verilen ödüller artıyor Orada e, işte kazanan ödüller Biraz daha zorlaşıyor Oyun e, Her ortaya geçtiğinizde Tabii ki rakipleriniz de Ona göre fazlalaşıyor Zorlaşıyor Yani giderek en ortaya geldiğinizde Tabii oyunu kazanıyorsunuz Yani böyle bir mantalitesi var Oyunun Man, Yani genel çerçevede bakarsak Ve hikayesi de olan bir Oyun arkadaşlar Bunu belirteyim Şimdi hikaye olarak Ne hikayesi var Kardeşim bu oyunu dediğinizde ee, şurada bakın kitap kısmı var. Ona tıkladığımızda e, ben sana orada kısaca göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi sırası gidiyor. Diyor. İşte şuradan birden başlamışım. 2 3. Şu an ben 3'teyim mesela. 4 böyle gidiyor. Tabii ki bu her e, sezon bu oyunun bir de sezonu var bu arada onu söyleyeyim. Hani bu e, Rise of Kingdoms'ta mesela bir krallığımız var. Hep o krallıktayız. KV'lara oluyor. oraya falan giriyoruz. Burada sezon sıfırlanıyor. Ee, mesela be ben 30. kraldım. İşte 30 31 32 33 bir e, sezon sıfırlanıp diğer şeyde bir hepsini bir haritaya atıyor. Ondan sonra ileride başka krallıklar topluyor bir harita atıyor. Böyle böyle e, krallıkları bir haritaya topluyor. Bu mantalite oyunda güzel. Yani gidip de ben e, krallıklarda işte kendi krallığımdayım sürekli kahve olacak gireceğim savaşacağım değil. E, Annen yani oyunun mantalite hoşuma gidiyor. Evet e, hikaye kısmı da bu şekilde. Yani buradan ilerleyerek ödüller kazanarak hikayeleri gerçekleştiriyorsunuz harita üzerinden. Onu da geçtim. Yine asker üretiyoruz. Komutanlarımız var. O mantalite zaten bu tarz oyunlarda az çok herkese biliniyordur. Komutan kasıyoruz. Komutanlarımızın seviyesi var, yıldız seviyesi var, becerileri var. Rise of Kingdoms'a burada tamamen aynı. Yetenek ağaçları falan var. Burada benim ilk oynadığımda komutanlar sayısı azdı biraz, efsanevi komutan sayısı. Bu arttırmışlar. O iyi olmuş. Yani çeşitlilik iyidir. Çok tek düz olması kötü oluyor. Komutan sayısı artmış. Ee, gene oyunda VIP veya işte yükselme kısmı mevcut. Aynı dediğim gibi Rise of Kingdoms'a oyun da benziyor. Yani VIP kısmımız var. İlerliyoruz. Ee, savaş mekanikleri bakımından bir farkı da tabii ki uzaktan vurma olayı var. Burada e, artı uçan birimlerimiz falan var. Mesela şu komutan uçan birim. Bakın burada yanında kanadı var. Uçan birimler böyle dağlardan, derelerden geçiyor yani. Böyle hiç yol mol falan gerek yok bunlara. Öyle bir avantajları var. E, ee, misal. Ondan sonra uzakçı birimlerimiz var. Okçular var. Büyücüler var. Ee, şu anda bence oyundaki en sağlam e, birim şu anda büyücüler. Çünkü uzak, en uzaktan vuran onlar. Daha sonra okçular vuruyor da yani çok uzaktan vurdukları içinde de bayağı sağlamlar arkadaşlar. Oyundan gerçekten büyücüler şu anda oyunda açık ara iyi duruyor. Sonra suvariler var hızlı koşuyor piyadelerimiz var biraz da onlara göre yavaş ama hızlı koşuyor yani oyunun mantalite olarak öyle yapmışlar. Şimdi yakıncı birimler şu an için biraz zor. Zora yani e, önde oynadığınızda çok fazla range uzakçı birim kullanan olduğu için çok fazla hızlı eriyebiliyorsunuz. Onu tabii ki oyun ileride tabii ki biraz daha düzenleyecektir. Zamanla biraz daha mantalitesini daha iyi hale gelecektir diye düşünüyorum ben çünkü böyle herkes uzakçı kasıp sonra yakın birimler çok fazla favori olmayacaktır o yüzden oyun dediğim gibi onu zamanla düzenleyecektir hala daha tam böyle %100 onu düzenlemiştir diyemiyorum her geçen zaman daha da düzene girecektir diye düşünüyorum şu anda herkes uzakçı kasıyor onu söyleyeyim yani uzak vurma olayı daha popüler yine birlikler falan var birliklere giriyoruz orada yardımlaşıyoruz birbirimizle bayrak sistemi aynı bayrak dikiyoruz ilerliyoruz Onlarda falan hiçbir fark yok. Yani Rise of Kingdoms oynadıysanız eğer bu oyuna hiçbir yabancılık çekmezseniz yeni sıfırdan başlıyorsanız da bence yani çok çok gene yabancılık çekeceğinizi düşünmüyorum. Niye? Oyun sizi zaten çok iyi yönlendiriyor. Yani burada görevler kısmında hızlı bir şekilde şunu yapın bunu yapın, bunu yap, şunu yap. Yani şu şu görevleri, ana ve yan görevleri takip ederek zaten hızlı bir şekilde gelişiyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tabii ki oyunu biraz da bilmek de önemli ama ben mesela şu an hiç 1 lira bile yatırmadım halde kaçıncıyım şu anda? 216 Ki ben daha istesem yani ilk 200 e de çok rahat girerim. Daha elimde hızlar falan var, asker basarak şey yaparak girebilirim. Ee, ama mesela para basan oyuncular 13 olan var, 12 olan var, 7 olan, 6 olan. Ee, bu şekilde bu e, Love Spender'lar falan var. Yani oyunda şu anda çok çok uçuk paralar basanlar şu an ancak bu bu güçlere falan gelebildi. Yani 13, 12, 7. Bunlar e, şu özellikle şu ikisi e, iyi para basıyor. Orta işte biraz daha az basanlar 7 6'larda. Ondan sonra diğerlerde Love Spender'lar 3'lerde, 2'lerde geziyor. Ee, ben mesela oyunu mantalitesini Rise of Kingdoms'tan bildiğim için biraz daha iyi ilerledim. Para basmadım halde. E, hızlı ilerleyebiliyoruz. Yani siz de dediğim gibi oyunun mantalitesini bildiğiniz için e, her zaman ben dediğim gibi Rise of derim. Birlik salonunuzu yani ana binanızı sürekli geliştirerek e, sadece ona odaklanarak hızlı gelişebilirsiniz. E, biraz da oyunun mantalitesini dediğim gibi anlamak gerekiyor. Şimdi oyunun haritasına gelelim. Gördüğünüz gibi biz şu anda mesela bayraklarımızı her şeyimizi atmışız. burada bir güzel yanı da bu bina bizim normalde şey olarak, bina olarak ele geçiriyoruz. Size kimse burada Zebella diye herhalde yanlış hatırlamışım isimleri öyle. Zebella şeklinde böyle birimler var. O birimlere böyle giderek savaşıyorsunuz. Şöyle gidelim yanına. Bos keser gibi düşünün. Yani onun bölgesine giriyorsunuz. Mesela şurada görüyorsunuz şu an Yatıyor yerde. Bunu keserek burayı ele geçiriyorsunuz. O yönü çok güzel böyle. Hani e, buralarda belli tabii ki aralıklarla açılıyor. Gene ilerleyiş mantığı tamamen Rise of Kingdoms'da aynı. Burada e, gördüğünüz gibi bir alamet taşımız var. O alamet taşımız da zamanla e, ilerleterek sizi açıyor. Kapılar açıyor. işte o e, zebellaların olduğu kısmı açıyor falan. Böyle e, giderek buna ilerliyoruz. Bir sezon herhalde yaklaşık 60-70 gün falan sürüyor. E, şöyle sezonu göstereyim. Sezon tabii sona erdiğinde burada sezon ödüllerimiz falan var yani oyun sonunda iyi yerlere gelen birlikler kesinlikle güzel ödüller alacaktır. Bu kısımlar tabii ki ben daha tecrübe etmedim, için çok çok böyle %100 bir şey söyleyemeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Oyunu ben mesela ilk 6 ay önce oynadığımda daha bu hani bu şeyler falan belli değildi. Daha yani işte sezon ne olacak sıfırlanacak mı kimle kim savaşacak şimdi en azından belirgin yani ne olacağını biliyorsunuz. Oyun ileride de daha yeni haritalarda çıkartacağını ben düşünüyorum. Ee, onu yani bu sadece hep bu harita tek düzey harita haritalar üzerinden oynan, oynanmayacaktır. Yani bu mesela e, burada size işte okumak isterseniz komple oyun hakkında bilgileri buradan okuyarak elde edebilirsiniz. Ee, benim bahsedeceğim bir konuda şu e, önemli konu şu. Bunlar da bahsedip artık yavaşça şeye geçeceğim. Hani oynanır mı oynanmaz mı benim bakış açımdan hani ben kendi bakış açımdan oyun güzel mi değil mi onu söyleyeceğim. Ben boşu boşuna Rise of Kingdom sandım. Bir anda uzaklaştım falan ama e, ona gerek yoktu. Şöyle yapayım. Ayarlar. Hesap. Pardon hesap dedik. Karakter dedik. Evet. Burada gördüğünüz gibi şimdi şu yeni karakter gibi tıklayalım. Bakın. Böyle gene serverlarımız var. Mesela bakın burada yeni Game Plus dediği kısımda mesela şimdi 16'ya kadar 17 var. 16'ya kadar olan yok. 16 olanları böyle birleştirmiş. Mesela 2, 4, 3. Herhalde bir tanesi de bitti daha. Bir tane daha vardı. Dörder dörder birleştirmiş herhalde bunları. Şimdi bunlar ne olacak? Gene kendi içinde tekrar birleşiyorlar falan. Hani o mantalite benim hoşuma gitti. Mesela yarın bir gün ben neredeyim? Ben de kendimin nerede olduğunu bilmiyorum bu arada arkadaşlar. 30'lu bir şeylerde miydim ben ya? yapmışlar Buradayım ha. 68'deyim. 68'deyim. Ben ne olacak? Yarın bir gün işte 68, 69, 70, 71 birleştirecek. O onlarla beraber veya işte 66, 67, 68, 69 birleştirecek. Onlarla beraber bir haritada olacağız. Ondan sonra o şekilde ilerletecek oyun bunu. Şimdi burada ne, ne güzel, bu, neden güzel bu? Rise of Kingdoms'ta ne oluyordu? Krallık ölüyordu. Öldüğü zaman az güçlü şeyler orada kendi kendine takılıyordu. Şimdi burada en azından sürekli canlı yani sürekli savaş var. Sürekli canlı oyun. E, şimdi de herhalde yeni güncellemeler falan geliyor. Yani oyun diyorum ya sürekli güncelleyip kendini e, kendini iyileştirmeye yönünde ilerliyor. İşte ne yapıyor? Diyor ki göç e, şeyi geliyor diyor falan diyor. Mesela diyelim ki ben burada savaşmak istemiyorum. Alt krallara göç edeceğim falan. Hani bunlar yavaş yavaş gelecektir oyuna. E, göç ederek arkadaşlarla oynamak istiyorum diyorsun. Bir süre sonra tabii ki arkadaşlarla aynı yerde de oynayabileceksin. Farklı serverdaysan bile yarın bir gün arkadaşlarla aynı serverlarda oynayabileceksin. Demek oluyor bu da. Yani bu sistem hoşuma gitti. Benim mesela e, ta o sezon 1 bilmem ne de 3 milyon gücünde bir karakterim var. Fakat tabii ben çok eskiden oynadığım için bu bayağı Artık <laughs> buradaki adamlar T5 olmuş bilmem ne olmuş. Bunu oynama şansım yok. 6 ayda falan e, baya ortalık e, karışmış. Şimdi oyunun oynanır mı? Yani oyunu en azından şöyle bahsettim. Arkadaşlar bence e, oynanabilir bu oyun. Niye? Rise of Kingdoms'ı oynuyorsan bunu da oynayabilirsin. E, ben şu anda oynuyorum. Oynayacağım. ya Beğeniyorum oyunu. E, vakit olarak şu anda belli bir seviyeden sonra tabii ki bu tarz oyunlar ilk başta çok vakit yiyor ama belli bir seviyeden sonra zaten emin olun vakit yemiyor. E, onu söyleyebilirim. Belli bir seviyeye ulaşıp artık mesela askeri basıyorsun diyelim ki 6 saatte çıkıyor. Sen bu askeri basıp çıkıyorsun kardeşim 6 saat sonra girip bu askerini toplayacaksın. Binanı basıyorsun 3 saat bitiyor 4 saat bitiyor. İlk başlarda hani biraz hızlı bitiyor. E, onları falan takip edeceksin. Yani e, oynanabilir bu oyun bence Güzel yanları var. Sürekli aktif savaşın dönebileceğiz. Yani bu özellikle hatta oyun size şöyle diyeyim. Birinci sezon değil ikinci, üçüncü sezonlarda daha da aktif sağlam savaştan döneceğini düşünüyorum. burada tabii ki pay oyunu win oyun arkadaşlar. Onu yani kim ne derse desin pay to win bir oyun. Bakın sıralamaya, sıralamaya göstereyim. Gördüğünüz gibi 13 milyon olmuş adam. 12 milyon olmuş. Bunlar muhtemelen T4'lerini falan açmışlardı. Kim muhtemelen değil Açmışlardır T4'lerini bu güçlülerse. Şimdi k olayı bu tarz oyunlarda her zaman. Rise of Kingdoms'da da var. Bu tarz oyunlarda buna benzer oyunların hepsinde var yani. Olmayan yok diyemeyiz. Kimse diyemez. Para basan oyuncu her zaman önde. Ama şunu söyleyeceğim. Yani ben mesela para basmadan da en azından ilk 200'e neredeyse girmişim. Oyunu biraz biliyorsanız, mantalitesini biliyorsunuz ve iyi bir birliğe girdisiniz. Ben mesela şu anda oyunda en iyi birlikteyim herhalde. İyi bir birliğe girdisiniz. Şu an çok fazla mesela en iyi birlikteyim ama hani birlikte örnek görüyorum. Çok fazla para basan oyuncu yok. Şu an mesela e, şu üçüncü oyuncu var. O mesela bizde para altı sandık falan çekiyor. Onun haricinde 6 sandık çeken şu an görmedim. O da mesela işte iki günde bir bir tane falan çekiyor. O haliyle işte 7 milyonlara gelmiş. Şu muhtemelen her gün çektiği için 13'lerde falan. Yani e, para basan oyuncu tabii ki sizden önce önde olacak. Onu kesinlikle bilin. Ama e, sizin gibi para basmayan da birçok oyuncu var. Mesela şu serverda ben 200'üncüysem benim gibi para basmayan e, belki binlerce oyuncu var. Siz onlarla savaşacaksınız, onlarla yarışacaksınız. Bu diğer oyuncularla tabii ki denk geldiğinde siz canınızı yakacak. Ona diyecek bir şey yok ama keyif alır mısınız? alırsınız bu oyundan. Yani savaşlarda tabii ki her zaman şöyle balinalarla denk geleceğim diye bir şey yok. Savaşta sizin gibi oyuncular da olacaktır. Onun için e, oyunu da biraz biliyorsanız oyun size keyif verecektir. E, gelişme yönünden dediğim gibi e, yani komutan kasma üzerine bir oyun olduğu için de hani e, biraz da oyun mekaniklerini oynadıkça anlıyorsunuz. Burada mesela eee sezon sıfırlandığında bir de sıfırlanma olayı falan da var. Hani mesela her, her, onun böyle skillleri falan duruyor da. Mesela şunları falan fullledim duruyor. Ama bir level'a düşüyor mesela sezon sıfırlandığında. Ben tekrardan buna XP kasıyorum. E, tekrardan işte yıldız attırıyorum falan. Onlar sıfırlanıyor. E, bir de şu iki araştırma var bu oyunda. Normal araştırmamız T5, T4, T5 açtığımız duruyor. Sıfırlanmıyor. Fakat burada bir tane e, araştırma kısmımız var. Bakın. Bu kısımda arkadaşlar politikalar diye geçiyor. Bunlar sıfırlanıyor. Bu mesela her sezon kasıyorsunuz sıfırlanıyor. Burada sezon puanlar falan var. bunlar mesela ejder yolundan ve zeberle hizmetkarlarından kasabiliyorsunuz. Yani etrafta barbar bizim şeyde Rise of barbar gibi düşünün. Etrafta gezen o e, yaratıklar falan geçiyorsunuz. Bir de ejder yolu bu da normal sefer gibi düşünün. İlerliyorsunuz işte kestikçe. Bunlardan prestij kasıyorsunuz. Bir de oyunda savaştıkça kastığınız bir puan olacak. Bu tabi daha bizde açılmadı açılacak. Savaştıkça kasıyorsunuz. O da bir dükkan açılıyor. O savaşta çakasınız puanlarla o dükkandan e, eşya falan alıyorsunuz. Yani oyun o mantık ya onları güzel yapmış. Ya, baktığınızda e, gerçekten Rise of Kingdoms'a bazı konularda ders çıkartıyor ama Pay to Win olayında aynı. B bence hani şunu sorarsanız ya kardeşim e, Rise of Kingdoms'la mı Pay to Win az? Bunda mı? Aynı yani. Ben hani onu kesinlikle e, şey diyemeyeceğim. Yani biri daha az biri çok. Var yani. Bunda da var. Onda da var arkadaşlar. E, ağırlık yönünden baktığınızda Hani hangisi ağır derseniz bence ikisi de aynı şu anda yani bir fark göremiyorum ee, ama sizin gibi e, şu an için oyuncu çok yani oyun sürekli serverlar açıyor oyuncu yani şu an çok reklam yapıyor e, oyuncu kazanıyor oyuncu sayısı bakımından iyi o yüzden şu anda keyif verir ha, ileride ne olur saçmalarlar daha da böyle ağır pay to win'ler getirirler bilmem ne yaparlar oyun o zaman patlayabilir ama şu anlık oynanıyor. Ee, gelişir gelişirsiniz yani t4 olsunuz t5 bilmiyorum ne kadar sürede açılır biraz sürer ama Oyunda t4 olduğunuzda en azından bir nebze tutunup Savaşabilirsiniz komutanlarınızı e, Komutanlarınızda Kastınızda VIP falan geliştirip komutanlarınızı kastınızda emin olun oyunda tutunabilirsiniz Zaten ilk başlarda epic komutanlarla falan oynarsınız sonrasında yavaş yavaş efsanevleri belirlersiniz hangisini kasayım bir Ben e, büyücü Biraz daha şeyim e, Bu komutan kasarım muhtemelen Şu an için e, i̇kinci olarak da şu e, komutanı, burada uçan komutan. ve Mesela insanların birimlerinde e, burada mesela bir beşinci birim var, İşte okçu birimi, suvari birimi, bir e, de ve büyücü birimi var. Bir de her medeniyetin, yani medeniyet demeyelim de burada ırkın, orkun, ork da mesela okçular özel bir birim olarak var. Burada büyücüler, e, şeyde de elfde de. de bildiğim kadarıyla suvarilerde, evet, suvariler özel birim, kartallar falan var. Şimdi bu özel birimler, mesela burada büyücü olduğu için bunun e, uçan bir de melakeler var mesela burada. uçan birim bunlar arkadaşlar, menzili büyü. Şimdi ben bunu başta uçan komutanlar koyduğum zaman bunlar uçarak e, vuruyor ve büyücü de bayağı da uzaktan vuruyorlar nehirlerin, dağların üstünden geçebiliyor. Ben mesela şu anda iki kıta en kötü bunlardan kasacağım. Şimdi bunu e, seçtiğiniz birime göre gene karar verebilirsiniz. Yani oyunu anlaması çok zor değil. E, karışık tabii ki yani Rise of Kingdoms'ı bilmeniz için karışık ama oyun sizi böyle öyle ilerletiyor ki anlıyorsunuz yani anlaya anlaya yani her kısmı e, anlatıyor size şöyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle ilerleyeceğim o yönlerini güzel yapmışlar yani oyunu hiç bilmeseniz bile ilerleme yönünden size yardımcı oluyor. Evet oyun bu şekilde arkadaşlar bence oynanabilir e, yani oynanabilirlik yönünden iyi bir oyun e, yani Rise of Kingdoms'tan ders çıkartıp iyi yaptıkları yönleri var ama pay to win olayını dediğim gibi onu kesinlikle şey düşünmeyin. Ya burada azdır falan diye düşünmeyin. Var yani. Burada da var. Burada da aynı. Ama siz de en azından oyunu biliyorsanız biraz daha tecrübe kazanırsanız oyunda tutunabilirsiniz kesinlikle. Onu yani onu kafanızda şüphe etmeyin. Yani işte 100 tane burada balina olup da sizin kafanızı çökmeyecek yani. İlk sezonda tabii ki balina sayısı az olacak. İlerleyen sezonlarda sorular bileşik tabii ki bu balinalar sayısı artacak. Neden? Çünkü 4 soru bileşik İşte her soruda 5'er balina olsa olacak 20 balina bir anda bir krallıkta. O tabii ki giderek artacak. Bunu yani kesinlikle söyleyebilirim. Ama siz de ona göre tabii ki gücünüz ilerledikçe Şey yavaş yavaş özellikle yani T4 sonlarında T5 açtığın zaman zaten artık o adamlarla eşit durma geleceksin. Komutanlar da eşitse para yatıran oyuncunun seninle bir farkı kalmayacak. Ha ileride Crystal Teknolojisi gibi Rise of Kingdoms'ta bu da getirecek mi? Belli olmaz. Getirecek, getirir mi? Getirir. Belli olmaz yani o oyunun. E, tabii ki ilerletecek bu oyunu. Yarın bir ekipman bunda da yok da sadece işte e, ekipman tarzı böyle bir tane skill atan, beceri atan özellik veren şeyler var. E, materyaller. Yarın bir gün ekipmanla gelir mi? Gelmez. Gelir tabii ki. E, oyun bunu ilerletecektir. Ondan şüpheniz olmasın. Gelecektir yani. Ben hani gelmeyecek diye diyemem. Ama dediğim gibi o şu an için oynanabilir bir oyun. Ee, o, yani o başlıktaki sorduğum soruya cevabım budur yani. Oynanabilir mi? Oynamak mantıklıdır, Oynanır. Ee, tabii ki Rise of Kingdoms mı? Bunu mu oynarım derseniz de ben şunu söyleyeyim. Yani e, bu size kalmış. Yani ben Rise of Kingdoms biraz daha hani gerçek zaman bu işte Fatih Sultan Mehmet Han var işte gerçek komutanlar falan var. O hoşuna gider onu oynaması taraftarıyım. E, fantastik böyle seven işte orktur, elftir böyle Farklı şeyler sevenler için de bu daha böyle cazip bence. Ee, onu söyleyebilirim yani. Bir de burada uzaktan falan vurma olaylar falan var. Tabi Rise of Kingdoms'a da o artık gel geldi de. Yani bu biraz daha farklı yani hala. Uzaktan vurma olayları. Yani o şekilde e, söyleyebilirim. bu ya, evet, Çok vaktim var. İkisini de oynayabilirsin. Onda ayrı oynarsın. Bunda ayrı oynarsın. O da ayrı bir nokta. Ama sıfırdan başlayacaksan da bunu bir dene derim yani. Den denerseniz hoşunuza gideceğini düşünüyorum. E, ve videoyu artık sonlandırıyorum. Sorularınız varsa gene. E, yorumlar kısmına sorabilirsiniz. E, hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.